Neyse. Nerede kalmıştık? Bir önceki videomuzda anlamları ve söylenişleri yanlış kelimelerin listesini yapıyorduk kaptan. Ama bu videoyla nihayetlendireceğimizi düşünüyor ve böylece herkesin birer TRT spikeri gibi konuşarak günün sonunda esen kalın efendim filan diyeceğine inanıyoruz. Mürteci. Sığınmacı değil, irticacı, gerici ya da şu görüntüdeki gibi... İnsanlık düşmanı, insan artığıdır. Sığınmacı anlamındaki sözcük ise mültecidir. Yani uğradıkları ağır insan hakları ihlali nedeniyle başka ülkelere zorunlu göç eden, iltica eden insanlara mülteci denir. Nüfus, tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Nüfuz ise sözü dinlenen, itibarlı, saygın anlamlarına gelir. Kötü söz nedir bilmeyiz hiç. Kızın sana hiç çekmemiş hanım. Ama anneciğim bu üstüme saldırdı. Ulan sokak sömürücüsü adi karı. Sen benim kuş kadar zarif kızımın üzerine nasıl saldırırsın ha? Evet, tam olarak böyle. Kameriye çardak demek. Genelde apartman bahçelerinde gördüğümüz vakit geçirmelik oturmalık bir şey. Bazılarımız çocukluğundan hatırlar. Yazın tüm komşuların kutsal üçlü çay, kek, börek eşliğinde dedikodu ayinleri yaptığı küçük tatlı bahçe mekanları. Bu sesi geldi. Dedim bu ne dedim yani bir bakayım dedim. Perdeyi açtım Mersem Avrupa'dan. Oradaki yanında bir tane kadın. Mersem toz tutmuş. Kamelya ise çaygiller familyasından bir süs bitkisidir. Beyaz, pembe, kırmızı renklerde çiçekleri vardır. Hatta beyaz perdeye aktarılan, opera ve balelerde sergilenen, müzikali oyunu yapılan kamelyalı kadını duymuşsunuzdur. Aslında 19. yüzyıl Fransası'nın ünlü yazarlarından Alexandre Dumas'ın yazdığı Kamelyalı Kadın'ın Alexandre Dumas'ın oğullarından biri olan Alexandre Dumas Fils tarafından yazıldığını belirtelim. Pervasız, korkusuz, çekinmez anlamındadır. Genel olarak kullanıldığı gibi utanmaz, arsız, yüzsüz kimseler için kullanmayın, yanlış olur. Ama bu anlamlar için bakınız... Ekonomide de herhangi bir... Zade, bir şeyden zarar görmüş anlamında değil. Evlat, oğul anlamındadır. Asilzade, paşazade, şehzade gibi. Diğeri zededir. Kazazede, depremzede gibi. Bir de eşortman, yalnız, acenta, muhattap, antrenman, sarımsak, şoför, şoför, şoför... Şoför Tunay. Oho, saymakla bitiremeyeceğimiz bir dolu kelime ya da deyim var maalesef. Sonra da ne ara bu kadar anlayışsız bir millet olduk, yok efendim beni kimseler anlamıyor. Ayol yine 2020'ye iyi gelmişiz bu yanlışlarla. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı... Ondan sonra diyeceğimiz yeni videomuza kadar hoşça kalın.